Selamun aleyküm, merhaba arkadaşlar. 8. dersimizde idgam bila gunneyi ele alacağız. Tenli ve sakin nun hallerinin 4. hali. Bila gunne. İdgam neydi? İdgam mel gunnede de gördük. Bir harfi diğer harfe katmaya deniliyordu. Bila gunne ise yani gunne yapılmadan yapılan idgam. Genizden gelmeyen sese. Ma'al gunne yani gunne ile birlikte bila yani onsuz yapılan gunneye denilir. Sadece idgam olacak yani. İdgam bila gunne, idgamı gunnesiz yapmaya söylenir. Hükmü bütün kıraat imamları bu iki harfte idgam yaptıklarından dolayı idgamın hükmü vaciptir. İdgam bila gunnenin harfleri iki tanedir. Lam ve ra. Tenvin ya da sakin nun harfinden sonra idgam bila gunne harflerinden biri gelirse idgam bila gunne ortaya çıkmış olur. Lam ve ra harfleridir. Hemen yapılışını da kısaca tarif edelim. Tenvin ya da sakin nun harfini lam ve ra harfinden hangisi gelmişse o harfe çeviriyoruz. Ve şeddeli bir ra harfi ya da lam harfi varmış gibi okuyoruz. Burada tutma miktarı şeddeli harfin hakkını verme kadardır. Fazla tutulmaz ve idgamla birlikte de gunne de yapılmaz arkadaşlar. Milledünke. Şurada ifka var. Milledünke. Başka örnekleri görelim. Gafurun rahimdi. Gafurur rahim. Şeddeli bir harfi ne kadar tutuyorsak o kadar bir tutma miktarımız var. Hudellil muttakin. Yani bir elif miktarı değil. Oradan çok çok az. Muhammedun Resulullah'tı. Muhammedur Resulullah şeklinde. Evet. 8. dersimizi özetleyelim. Tenvin ya da sakin nun harfinden sonra idgam bila gunne harflerinden biri gelirse idgam bila gunne olur. Harfleri lam ve ra harfidir. Örnek olarak gafurun rahimdi. Ne yapacağız? Gafurur rahim şeklinde okuyoruz. İdgam bila gunnenin hükmü vaciptir. İdgam bila gunne tutulmaz. Tutulma miktarı yoktur. Şeddenin hakkı neyse onu vermemiz gerekiyor. Evet, bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.